Uluslararası Tek Ekonomi Dergisi Ekovitrin, Eko Pazarı sunar. Sevgili seyirciler, sağlığımızı ve çevreyi önemli ölçüde tehdit eden bitkisel atık yağlar artık geri dönüşüm çalışmaları kapsamında toplanarak biyodizele dönüştürülüyor. Türkiye'de birçok ilki gerçekleştiren DEHA Biyodizel ise bitkisel yağlardan biyodizel üreterek enerji ihtiyacına büyük katkıda bulunuyor. Bitkisel atık yağlar bugün su kirliliğinin %25'ini oluşturuyor. Peki bu atık yağlardan kurtulmanın yöntemleri neler? 250 personeli ve lisanslı araçlarıyla faaliyet gösteren DEHA Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri Kazanım Biyodizel Üretimi, Türkiye'nin her yerinden atık yağları toplayıp geri dönüşüme kazandırıyor. Biz 81 ilde 250 kişilik personelimiz ve 110 lisanslı aracımızla tüm Türkiye'den atık yağları toplayıp geri dönüşüme kazandıran bir biyodizel firmasıyız. Araçlarımız sahada aktif olarak işletmelerden, kafeteryalardan, otellerden ve evlerden yağları toplayıp geri dönüşüm firmalarımıza getiriyorlar. Oradan da fabrikamızda bir prosesten geçirip geri dönüşme kazandırıyoruz. Öncelikle şirketimiz Ulusal Sosyal Sorumluluk Projesi olarak bu işe girdi. Çünkü bu atık yağların toplanması maalesef biraz atıl kalmış bir konu Türkiye'de. Avrupa'da 20 senedir ve Amerika'da aynı şekilde bu atık yağlardan geri dönüşme kazandırma projesi devam ederken Türkiye'de maalesef konu çok fazla ortaya çıkarılamamış. Doğal olarak biz hem bu atık yağları toplayıp halk sağlığıyla oynanmasın, kanalizasyonlara gitmesin, canlılar ölmesin amacıyla bu işi yapıyoruz. Diğer taraftan da tabii bir milli gelirdir. Bu nedenle de geri dönüşme kazandırarak ekonomiye katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Aslında pek çok firmayla ve dernekle çalışıyoruz. Çalışmamızın derneklerin arasında HACIKO var mesela, Hayvanları Koruma Derneği. Hayvan barınakları yapıyoruz. Onlar bize yağları toplamamız için destek veriyorlar. Onun dışında Marmara Belediyeler Birliği ile beraber yapmış olduğumuz çevre projelerimiz var. Belediyelerle işbirliği içerisinde yapmış olduğumuz pek çok sosyal sorumluluk projesi var ki bunlardan en büyüğü ev hanımlarına yönelik yapmış olduğumuz çalışmalar.